Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde çevre kimyasından bahsedeceğiz. Soluduğunuz havadaki bazı gazlar yavaş yavaş bizi öldürüyor olabilir. Hava kirliliği yalnızca duman kokulu büyük şehirlerde yaşayan insanlar için değil, tüm canlıları etkileme potansiyeline sahip büyük bir sorundur. Çünkü hava kirliliği, küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi gibi sorunlara neden olur ve bu sorunlar tüm canlıları etkiler. Çevre kimyası, hava, su ve topraktaki çevre kirletici maddelerin fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal özellikleri ve süreçlerini inceleyen bilim dalıdır. Çevrenin fiziksel sorunları, fiziksel unsurları olan hava, su ve toprak üzerindeki olumsuz etkilerle doğal dengenin bozulmasına ve çevre sorunlarına biz çevre kirliliği deriz. Sanayi devriminden sonra kimyasal maddelerdeki üretim ve tüketimin artmasıyla çevre sorunları ortaya çıkmıştır. Hava kirliliğinden bahsedelim. Kükürt dioksit, azot monoksit, azot dioksit, karbon monoksit, karbon dioksit, dihidrojen monosülfür, kloroflorokarbon gazları insan faaliyetleri sonucunda atmosfere karışırlar. Fosil yakıt tüketimi. Fosil yakıt dediğimiz kömür ve petrol yakıtlarıdır. Fabrika bacalarından çıkan gazlar, taşıt egzozları, elektrik santralleri, kimyasal işletmeler. Sebebiyle atmosfere yayılan azot oksit, azot dioksit, azot monoksit gibi ve kükürt oksitler, kükürt dioksit, kükürt trioksit gibi havadaki su buharı ile birleşerek asit yağmurlarına neden olurlar. Yanardağlar ile karada, bataklıklarda ve okyanuslarda yaşayan bazı canlılarda biyolojik süreçlerin sonucunda bu gazları yayarlar. Kükürt oksitlerden bahsedelim. Kükürt oksitler asit yağmurlarına neden olan gazlarımızdandır. Gaz halindeki kirleticiler arasında yanıcı olmayan renksiz kirleticilerdendir. Fosil yakıtların yanması sonucunda oluşurlar. Fosil yakıt için kömür ve petrol demiştik. Atmosferde ortalama 40 gün kalırlar. Solunum sistemi rahatsızlıklarını ve ozon tabakasının incelmesine neden olurlar. Ayrıca yapı malzemelerinin içerisine girerek çabuk bozulmalarına neden olurlar. Karbonmonoksit, soba zehirlenmesine neden olan gazımızdır. Atmosferde yaygın olarak bulunan renksiz, kokusuz ve havadan hafif kirletici gazlardandır. Fosil yakıtların yeterli oksijen olmayan ortamda yanması sonucunda karbonmonoksit açığa çıkar. Fosil yakıtlar yeterli oksijende yanarsa da karbondioksit gazı açığa çıkar. Fosil yakıt dediğimiz kömür ve petrol yeterli oksijen olmayan ortamda yanarsa karbonmonoksit, yeterli oksijende yanarsa da karbondioksit gazı açığa çıkar. Atmosferde uzun süre kalırlar. Maruz kalınırsa karbondioksit zehirlenmesine yol açar. Soba gazı da deniliyor buna. Çünkü karbonmonoksit bulunan ortamda kandaki solunum gazlarını taşıyan hemoglobin molekülü oksijen yerine karbonmonoksite bağlanır ve hücreler oksijen taşıyamaz. Neden oksijen yerine karbonmonoksite bağlanır? Çünkü karbonmonoksit molekül ağırlığı bakımından oksijene göre daha hafif bir gazdır ve gazlar için molekül ağırlığı küçüldükçe hızı artar. Yani karbonmonoksit oksijene göre daha hızlı hareket ettiği için hemoglobin oksijeni değil de karbonmonoksiti hücreleri taşıyacağı için ölümlere neden olur uzun süre maruz kalınırsa. Karbondioksit atmosferde en az bulunan gazlardandır. Fosil yakıt kullanımı atmosferdeki miktarını arttırmaktadır. Zehirli kirleticilerden sayılmaz ama belirli bir oranı vardır. Atmosferde %5 ila 10 arasında bulunması gerekir. %5 ila 10'dan fazla bulunursa tabii ki toksit özelliğe sahiptir. Çünkü bitkiler tarafından fotosentez olarak kullanılır diyor. Biliyoruz ki bitkiler fotosentez yaparlar. Fotosentezde de karbondioksit, güneş ışığı ve suyu kullanarak şeker ve oksijen üretirler. Karbondioksitin çevreye etkisi büyüktür. Bunun en önemli sebebi sera etkisidir. Sera gazlarındandır karbondioksit. Dünyanın sıcaklığının artmasına yani küresel ısınmaya neden olur.
Azot oksitler asit yağmurlarına neden olan gazlarımızdandır. Nitrik oksit renksiz, kokusuz bir gazdır. Atmosfere salınım kaynakları egzoz gazları, fosil yakıtlar ve organik maddelerin yanma ürünleridir. Doğal oluşum kaynakları organik çürümeler ve azot çevrimidir. Atmosferde kalıcılık süresi yaklaşık bir gündür. Azot oksit seviyesinin fazla olması insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Aynı zamanda azot oksitler küresel ısınmaya da neden olan ozon gazı oluşumunu arttırdığı için dolaylı sera gazı olarak da bilinirler. Görüyoruz ki karbondioksit olsun, karbonmonoksit olsun, kükürt oksitler, azot oksitlerin temel sebebi fosil yakıtlar, yani kömür ve petrol türevleridir. Asit yağmurları, asit ya da asidik kimyasalların yağmur, kar, sis, çiğ veya kuru parçacıklar halinde yeryüzüne düşmesine verilen isimdir. Yağmur suyunun belirli bir pH'i vardır ve bu pH 5,6'nın üstünde olması gerekiyor. Eğer yağmur suyunun pH'i 5,6'nın altında ise bu yağmur asitlik özellik taşımaktadır. Atmosfere yayılan kükürt dioksit, azot dioksit ve karbondioksit gazlarının kimyasal dönüşümlerinden geçtikten sonra bulutlardaki su damlacıkları tarafından emilmesiyle oluşur. Daha sonra bu damlacıklar yeryüzüne yağmur, kar ve gibi yollarla düşerler. Bu gazlar aside dönüşüp yere geri düşmeden önce yüzlerce kilometre taşınabilirler rüzgarın etkisiyle. Şeklimize baktığımız zaman biliyoruz ki su döngüsünde yeryüzündeki su buharlaşıp atmosfere yükselir. Sanayi tesislerinden, araba yakıtlarından, evlerdeki yakıt sonucunda azot dioksit, kükürt dioksit gazları atmosfere salınır. Bu gazlar yükseldikçe su buharı ile birleşerek nitrik asit ve sülfürik asite dönüşürler ve yağmur sularının asit özelliğine sahip olmasına neden olurlar. Asidik yağmurlara neden olurlar. Asit yağmurlarının zararlarından bahsedelim. Asit yağmurları göller, nehirlere yağdığında suların asitliğini arttırırlar. Bu durum sularda yaşayan canlılara zarar verir. Kent içi veya kent dışındaki tarihi ve doğal yapıtlarımız zarar görür. Özellikle de kalsiyum içerikli olan fayans, mermer yapıtlarımıza özellikle daha fazla zarar verirler. Toprağın mineral oranının düşmesine neden olur. Bu durum bitkilerin topraktan beslenmelerini engellerler. İnsanlarda solunum yolları, akciğer kanseri, nefes darlığı gibi çeşitli hastalıkların neden olurlar. Toprağın asitlik miktarını arttırır ve tatlı su kaynaklarının kimyasal dengesini bozarlar. Akarsuların zehirlenmesi ve yüksek irtifalardaki ormanların zarar görmesinin başlıca sebeplerinden asit yağmurlarıdır. Sera etkisi, sera küresel ısınma, sera etkisiyle atmosferin periyodik olarak sıcaklığının artarak ısınmasıdır. Küresel ısınma, iklim değişikliğine ve birçok canlı türünün yok olmasına neden olur. Dünya üzerine düşen güneş ışınlarından çok, dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu yansıyan ışınlar başta karbondioksit, metan, su buharı olmak üzere atmosferde bulunan gazlar tarafından tutulur. Böylece dünya ısınmış olur. Dünya atmosferi tıpkı bir sera gibi davranır. Atmosferdeki karbondioksit, su buharı bir sera çatısı gibi gün boyunca güneşten aldığı ısının bir kısmını tutar. Tutan enerji atmosferi ve dünya yüzeyini ısıtır. Böylece dünyanın sıcaklığı yaklaşık 14 derecede korunur. Bu olay dünyada yaşamın var olmasını sağlayan doğal bir süreçtir. Atmosferdeki sera gazı miktarı arttıkça dünyanın ısınma miktarı da artacaktır. Işınların ve bu gazlar tarafından tutulmasına da sera etkisi denir. Sera etkisi doğal bir olaydır. Fakat atmosferde bu gazların miktarının artması yerkürede ısınmayı büyük oranda arttırır.
Sera gazlarının bir kısmı kendi kendine oluşurken bir kısmı da insanlar tarafından üretilirler. İnsanlar tarafından üretilirler. Sanayileşme, şehirleşmenin hızla gelişmesi sonucunda fosil yakıt yine karşımıza çıktı. Fosil yakıtlar yüzünden doğaya aşırı miktarda sera gazı salınır. Sera gazları su buharı, karbondioksit, metan, nitroz asit, ozon, klorofluorokarbonlar içerir. İnsan etkinlikleri sonucunda bu gaz seviyelerine eklemeler olur ve bunun sonucunda da sera etkisi gözlenir. Klorofluorokarbonlar yasaklanmadan öncesi de parfüm ve deodorantlarda kullanılıyordu. Sonrasında yasaklandı. Ozon tabakasının incelmesi, ozon 3 adet oksijen atomundan oluşan şeffaf bir gazdır. Ozon tabakası ozon gazından oluşan ve atmosferin yukarı seviyelerinde başka bir deyişle yer yüzeyinden 50-85 kilometre yüksekte bulunan bir tabakadır. Bu tabakanın temel rolü ultraviyole ışınları olarak adlandırılan güneşin zararlı ışınlarına karşı bizi korumasıdır. Ozon tabakası yeryüzüne doğru gelen bu zararlı ışınlara karşı bir filtre gibi davranır. Ancak atmosferin alt kısımlarında bulunan ozon gazı hava kirletici olarak davranır. Yani alt kısımlarında bulunan hava kirletici, normal bulunması gereken yerdeki de bizi güneş ışınlarından koruyan gazdır. Ozon tabakasındaki incelme ozon tabakası denildi şeklinde ifade edilmektedir. Ancak ozon tabakasında gerçek bir delinme söz konusu değildir. Evet, ozon tabakasının incelmesinin sonuçları. Ozon tabakasının incelmesinin ana sonucu yeryüzüne daha fazla ultraviyole yani mor ötesi ışınları özellikle çok tehlikeli olan ultraviyole B ışınlarının ulaşmasıdır. Ultraviyole ışınları güneş yanıklarına, deri kanserine sebep olabilir. Gözlere zarar verir, katarak oluşumuna neden olur. İnsanlar da bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Ozon tabakasına zarar veren kimyasallar şunlardır diyoruz. Klorofluorokarbonlar, evet. Genel olarak klima sistemlerinde, buzdolaplarında, köpük üretiminde, örneğin yataklar için parfüm ve deodorantlarda kullanılır. Yangın söndürme cihazlarında kullanılan gazlar, metil bromit, tarım böcek ilaçları olarak kullanılan malzemeler, ozon tabakasının delinmesine neden olan kimyasallardandır diyoruz. Ozon tabakasının incelmesi küresel bir problemdir. Ozon tabakasındaki incelme problemine herkesin duyarlı olmasıyla, zararlı kimyasalların fazla kullanılmasıyla, kullanılmamasıyla ozon tabakasının iyileştirilmesi mümkün olabilecektir. Ozon tabakası kendisini yenileyebilen bir özelliğe sahiptir. Su ve toprak kirleticileri, nüfus artışı ve tüketimin artması, endüstriyel faaliyetlerin ve artmasına neden olmuştur. Endüstri tesislerinin katı sıvı ve gaz atıklarını çevreye vermesi su ve toprağı kirletmiştir. Kirlenme sonucunda suyun ve toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısı bozulmuştur. Bazı maddelerin doğada kaç yılda bozulduklarından bahsedelim. Banka kartları, herkesin vardır banka kartı. Banka kartları doğada 1000 yılda bozuluyor. Plastik torbalar doğada 1000 yılda bozuluyor. Plastik tabaklar 500 yıl, bebek bezi 550 yıl, pet şişeler 400 yıl, alüminyum 100 yıl, çakmak 100 yıl, kutu kola 10 yıl, sakız 5 yıl, sigara izmariti 1 yıl, gazete 3 ayda bozulma gerçekleştiriyor. Plastikler polimer yapısına sahip malzemelerdir ve ham maddesi genellikle petrol türevleridir. Plastik malzemeler günlük hayatımızda hemen hemen her yerde kullanılır. Meşrubat, su şişeleri, alışveriş poşetleri, kaplar, su boruları, yalıtım malzemeleri ve daha birçok alanda kullandığımız plastikler bu malzemeler çevrede oluşturduğu görüntü kirliliğinin yanında rüzgar ve akarsularla sürüklendiklerinde deniz canlıları için ciddi bir tehlike oluştururlar.
plastikler toprak ve suda uzun süre bozulmadan kalabilirler. Plastiklerde kullanılan kimyasallar insan vücudu tarafından emilirler. Bu kimyasalların bazılarının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri vardır. Okyanus ve denizlere karışan plastikler deniz canlılarına zarar verir. Binlerce yıl doğada kalabilen plastik atıklar ekolojik dengeyi bozar. Yeraltı sularına zararlı kimyasalların karışmasına neden olur. Dünya petrol üretiminin yaklaşık %3'ü plastik üretmek için ham madde olarak kullanılmaktadır. Yani plastiklerin temel ham maddesi büyük oranda petrol türevleridir. Ki deterjanlara geldik. Deterjanların ham maddesi de petrol. Petrolden üretilen deterjanlar içerdikleri ABS, fosfat ve diğer beyazlatıcı, kir parçalayıcı maddeler nedeniyle su kaynaklarını kirletirler. Bu kirletme durumu kanalizasyonların denize dökülmesi ve yine foseptiklerin yeraltı sularına ve su depolarına karışmasıyla gerçekleşir. Deterjanların neden olduğu su kirliliğinin ciddi boyutlara ulaşmasıyla bu atıklar canlı organizmalar üzerinde toksit etki yaparlar. Deterjanların sulara karışan fosfat bileşikleri su yosunlarının artmasına neden olur. Buna da ötrofikasyon diyoruz. Ötrofikasyon sulardaki plankton ve alg miktarlarının aşırı miktarda artışına neden olur. Bu canlıların oluşturduğu organik maddelerin suyu bulanıklaştırmasına da sebep olur. Ötrofikasyon sonucunda da göl ve barajlarda sedimentasyon artışı, su kütlesinin azalması, suyun tat ve kokusunun bozulması gerçekleşir. Alg ve planktonların aşırı artmasını önlemenin tek yolu fosfatsız deterjan kullanmaktır. Fosfatsız deterjan kullanmak. Organik sıvılar kovalent bağlarla diğer atomlara bağlanmış bir veya daha fazla karbon atomu içeren sıvılar olarak bilinmektedir. Alkoller, hidrokarbonlar, aseton, toluen ve kiselen gibi organik çözücüler su kirleticileridir. Bu maddeler kimya, petrokimya, boya ve ilaç sanayi atıklarıdır. Evlerde kullanılan yağ atıklarının kanalizasyona verilmesi ve su kirliliğinin sebeplerindendir. Sulara karışan organik sıvıların mikroorganizmalar tarafından parçalanması sırasında sudaki çözünmüş oksijen kullanılır. Sulardaki oksijenin tükenmesi su canlılarının yaşamını engeller. Ayrıca mikroorganizmalar aşırı çoğalarak su yüzeylerini kaplar diyoruz. Piller ve ağır metaller. İlk önce pillerden bahsedelim. Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan pilleri çöpe atmamalıyız. Çöpe atılan piller çevreye ve insan sağlığına ciddi şekilde zarar verirler. Bir pilin içindeki kimyasallar pilin türüne göre değişir. Piller başlıca kadmiyum, kurşun, civa, nikel gibi ağır metalleri yapısında lityum ve elektrolit gibi kimyasalları içerirler. Piller evsel atıklarla aynı yere atılmamalıdır. Çünkü evsel atıklar depolanma alanlarına gitmektedir. Bu alanlarda pillerin akü gövdesi paslandığında kimyasal maddeler toprağa sızar ve buradan içme sularına karışır. Bir kalem pilin 4 metrekare toprağı kirlettiği düşünülürse, bütün pillerin toprağa atıldığını varsayarsak artık toprak işlenemez, faydasız, zararlı bir hale gelmiş olacaktır. Piller civa, kadmiyum, kurşun gibi ağır metallerden oluşur. Atık pillerden doğaya sızan ağır metallerin toprağa ve temiz içme sularına karışması insanlarda kanser, böbrek ve karaciğer rahatsızlıklarının oluşmasına neden olur. Ağır metaller çinko, kurşun, civa, krom, kadmiyum gibi toksit ve kanserojen maddelerdir. Pil ve akü imalatında kullanılan bu maddelerin çevreye zarar vermesini engellemek için geri dönüşümlerini sağlamayız. Pil, ağır metaller, plastikler, kağıtlar bunların hepsi geri dönüştürülebilen ürünlerdir. Bunların geri dönüşümünü sağlarsak çevreye zararlarını azaltmış oluruz.
Endüstriyel atıklar, sanayi ve üretim işlemleri sırasında oluşan tehlikeli ve zararlı maddeleri içeren atıklardır. Madencilik, kağıt sektörü, petrol işletme endüstrisi ve kimya sektörlerinin atıkları bu tanıma girer. Solvent yani çözücü, su dışındaki çözücüler, solvent içeren bileşikler, metal çözeltileri, tarım kimyasalları, boya tekstil kimyasalları, asit ve bazlar atıklarda bulunabilecek kimyasallardır. Bitki ve böcek ilaçları ve kimyasal gübreler toprağın kirlenmesine neden olmaktadır. Yani gübrelerin fazlası toprağın kirlenmesine neden olmaktadır. Bilinçli gübreleme yapmamız gerekiyor. Toprağın ihtiyacı olan gübreyi kullanmamız ve ihtiyacı olan kadar kullanmamız gerekiyor. İhtiyaç dışındakini bitki almayacağı için fazlası toprağa ve yeraltı sularına karışacaktır. Özellikle DDT gibi böcek öldürücü ilaçlar toprakta uzun yıllar kalıcı kirlilik oluşturmakta. Ayrıca besin zincirine karışarak canlıların dokularını birikmektedir. Fosfor, potasyum, çinko gibi element bulunan yapay gübrelerde bilinçsiz ve aşırı kullanıldığında toprağı kirletmektedir. Gübrelerde kullanılan kimyasallar sudaki mikroorganizmaların hızla çoğalmasına ve suda oksijeni tüketmesine neden olur. Bu olayına ötrofikasyon diyoruz. Çevre kirliliğinin azalmasına yönelik çözüm önerileri, sanayi kuruluşlarının atıklarını havaya vermeleri önlenmelidir. Filtre takılmalıdır. Fosil yakıt kullanımı azaltılmalı. Fosil yakıt dediğimiz kömür ve petroldü. Bunun yerine doğal gaz, güneş enerjisi, jeotermal enerji. Biliyoruz ki güneş enerjisi de jeotermal enerji, hidroelektrik enerjisi, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi temiz enerji kaynaklarıdır. Bunların kullanılmasıyla birlikte zararlı gazların salınımı azaltılmış olacaktır. Karayolu taşımacılığı yerine demir yolu ve deniz yolu taşımacılığı tercih edilmelidir. Tabii ki deniz yolu taşımacılığında da tankerlerin devrilmesi sonucunda denizin kirlenmesi büyük sorun oluşturuyor. Taşıt araçlarının periyodik bakımların yapılması, fosil yakıt kullanılan araçlar yerine toplu taşıma, temiz elektrikli ulaşım sistemlerine geçilmelidir. Yeşil alanlar arttırılmalı, orman yangınları önlenmelidir. Yeşil alanların arttırılmasıyla birlikte karbondioksiti alıp oksijen veren bitkiler artacağı için atmosferimiz de temizlenecektir. Ozon tabakasına zarar veren maddeler kullanılmamalıdır. Yapay gübre ve tarım ilaçlarının kullanılmasında yanlış uygulamalar önlenmelidir. Yani gerekli olan gübreleme işlemi yapılmalıdır. Toprağın ihtiyacı kadar ve ihtiyacı olan gübreler kullanılmalıdır. Yerleşim ve sanayi alanları tarım topraklarında kurulmamalı. Yeşil alanlar arttırılmalıdır. Ev ve sanayi atıkları toprağa zarar vermeyecek şekilde depolanmalıdır. Özellikle kızartma yağları, evlerde kullandığımız yağlar çöplere, lavabolara yani kanalizasyonlara atılmamalıdır. Biriktirilmeli, geri dönüşüm sağlanmalıdır. Nükleer enerji kullanımı bilinçli şekilde yapılmalıdır. Tarım ve diğer üretimlerde çevreye zarar vermeyen metotlar geliştirilip uygulanmalı ve gereğinden fazla gübre, özellikle azot ve fosfor kullanımı engellenmelidir. Evet, metaller, elektronik aletler, kağıt, cam, plastik, ampul, organik atıklar, piller geri dönüştürülebilen ürünlerdir. Şu işaretler bizim geri dönüştürülebilir olduğunu gösteriyor. Biz de geri dönüştürülebilir ürünleri tercih ettiğimizde dikkat etmemiz gereken içlerinde sayılar olur. Bu geri dönüştürülebilir simgelerin içlerinde sayılar olacaktır. 1'den 6'ya kadar. İçerisindeki sayı 1 ise geri dönüşümü kolay olan ürünlerdir. İçerisindeki sayı 1'den 6'ya doğru gidildikçe geri dönüşümü zor olan ürünler dönüşecektir. Bu nedenle biz de bilinçli tüketici olmak adına geri dönüştürülebilir ürünleri tercih etmeliyiz
ve ayrıca geri dönüştürülebilir ürünlerden de sayısı küçük olanı, yani geri dönüştürülmesi kolay olan ürünleri tercih etmeliyiz ki çevreye daha az zararı olsun. Atıklar azaltılmalı, dönüştürülmeli, yeniden işlenmeli. Zararlı atık üreten teknolojiler yerine daha zararsız teknolojilere geçilmelidir. Enerji üretiminde yeşil enerjiler olarak tanımlanan teknolojilere geçilmeli. Yani bunlar temiz enerji kaynakları olan hidroelektrik santraller, dalga enerjisi, sonra rüzgar enerjisi, jeotermal enerji gibi enerjilere geçilmelidir. Tüketimde tasarruflu teknolojiler kullanılmalı. Mimaride enerji tasarrufu sağlayan yapılar kullanılmalıdır. Sosyal medyada aynı anda paylaşımlar yapılarak konuya dikkat çekilmesi sağlanmalıdır. Geri dönüşüme önem verilmeli ve oluşturulan çöpler azaltılmalıdır. Çevreyi kirletici maddeler kullanıldıktan sonra ayrıştırılarak toplanmalı, gerekli tedbirler alınarak imha edilmelidir. Atmosfer güneşten gelen zararlı ışınları karşı canlıları korur. Canlılar için gerekli olan gazları taşır. Atmosfer ile birlikte dünyanın aşırı ısınması ve aşırı soğuması engellenmiş olur. Uzaydan gelebilecek olan meteorlar atmosfer sayesinde parçalanır ve böylece bu meteorların dünyaya zarar verme ihtimalleri azalır. Yeryüzünde yaşayan tüm canlılar için gerekli olan bütün gazlar atmosfer dahilindedir. Atmosfer iklim olaylarını meydana getiren bir unsur olma özelliği taşır. Atmosferin canlılar için önemi. Dünyayı çevreleyen ağırlıklı olarak azot ve oksijen gazından oluşan renksiz, kokusuz gaz kütlesine hava denir. Hava tüm canlılar için hayati bir öneme sahiptir. Yerküreyi saran bu gaz tabakası atmosfer olarak adlandırılır. Atmosferdeki hava tabakası 150 kilometre olmasına rağmen sadece 12 kilometresi canlıların yaşamına elverişlidir. Geri dönüşüm petrol tasarrufudur. Geri dönüşüm enerji tasarrufudur. Küresel ısınmayı yavaşlatır. Geri dönüşüm ham madde kaynağıdır. Doğal kaynaklarımız korunur. Geri dönüşüm gelecek için yatırımdır. Geri dönüşümü gönülden destekliyorum. Ambalaj atıkları çöp değildir. Ambalaj atıklarını atmayın, ayırın. Siz de geleceğinizi geri kazanın. Dönüşüm iyi gelecek. Hepimize.